sürekli olarak 31 Mart seçimlerinin ben ilimize, ülkemize ve dünyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii süreç hayırla sonuçlandı. Ünyeli ve hemşehrilerimiz kanaatini Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı'nın adayı Hüseyin Tavlı'ya %60 oranında güven tesis etmek suretiyle kanaatlerini ortaya koydular. Bu süre içerisinde de biz özellikle yakın çalışma arkadaşı olarak görmüş olduğumuz basın mensubu arkadaşlarımıza nezaket ziyareti yapmayı planladık. Bu anlamda parti teşkilatımızda görevli olan özellikle tanıtım ve medya başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız ile beraber basın ve Ünye'deki yerel sözcüleri ziyaret etme gereği düşündük. Bu anlamda da bugün ziyaretimizi Çakır Medya'ya gerçekleştirdik ve diğer basın ve medya kuruluşlarında aynı şekilde ziyarette bulunduk. Bizim ortak paydamızın Ünye olduğunu her seferinde biz dile getiriyoruz, söylüyoruz. Ünye ile ilgili yapılacaklarda, Ünye ile ilgili ortaya konulacaklarda her zaman bir ve beraber olmalıyız. Bir inançta ve bu şuurda olduğumuzu özellikle ben belirtmek istiyorum. Basın her zaman bizim yanımızda oldu. Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle yapılacak olan yatırımlar olsun, Ünye'mize kazandırılacak diğer hizmetlerde de bundan sonraki süreçte bir ve beraber olacağımızın da mesajını vermek istiyorum. Önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde Ünye'de gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Seçimden hakikaten baktığınızda demokrasi şölenleridir. Biz bu şöleni Ünye'de en güzel şekilde yaşadık, yaşattık. Diğer tarafta da Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Hilmi Güler de Ünye'de baktığınız zaman ciddi anlamda bir oy aldı. Ben her iki belediye başkanımızın da bu manada Ünye'de ve Ordu'da, Ordu genelinde çok güzel hizmetlere ev sahipliği yapacağına inanıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde özlenen ve arzu edilen Ünye'nin gerçekleşmesi ve onun da tesisi noktasında elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Tabii ki bu manada basınımız önemli. Çünkü basın bizim en önemli sesimiz, en önemli kulağımız. Burada yapmış olduğumuz hizmetlerimizin vatandaşımıza, hemşehrilerimize en güzel şekilde aktarılması noktasında her türlü gayreti sarf edeceklerine inanıyoruz. Çünkü doğru bilginin doğru şekilde insanlara aktarılması da aynı şekilde bir görevdir. Bu görevi en iyi şekilde yapan bir ekiple beraber olduğumuzu biliyoruz. Biz inşallah önümüzdeki dönemde güzel hizmetlere imza atma ve beraber ve birlik olma noktasında gayret göstereceğimizin mesajını vererek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Doğru haber için burada kalmaya devam edin.